Kur korumalı mevduat düzenlemesi 19 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Diyeceksiniz ki bize ne bundan? Haklarınızı takip eden bir muhalefeti önemsiyorsanız önemli. Cumhuriyet Halk Partisi gerek bu yasa tartışılırken gerekse yasalaşırken sert eleştiriler getirmişti. Ancak 19 Ocak'tan bu tarafa konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götürmedi. Anayasa Mahkemesi'ne başvurmayı tercih etmedi. Yasa yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet itiraz etmedi. Anayasa Mahkemesi'ne götürsek ne olacak? Sonuç alamıyoruz. E o zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ne işiniz var diye sorulur. Çünkü yıllar geçti. Suyun akış yönünü değiştirecek bir başarıları olmadı. Bilakis yoldaki dokunulmazlık fezlekelerine evet diyeceklerini ifade ediyor meclis dışındaki hak ihlalleri ve linçlere ses çıkarmıyorlar. Bakınız son bir haftada yaşanan Sezen Aksu linci, Sedef Kabaş'ın tutuklanması, Ankara Emniyetinde ayyuka çıkmış işkence iddiaları. Şu son haftada muhalefet partilerinin ilişmediği enteresan bir şey oldu. Çok açık ve tevil götürmez bir hedef göstermeyle Sezen Aksu için o dili koparmak görevimiz diyen Erdoğan onu kastetmedim diyerek Geri vitesinin sınırı olmadığını gösterdi. Saray iç ve dış kamuoyunda güçlü bir tepki geliştiğinde geri adım atıyor. Hatta tükürdüğünü yalıyor. Mehmet Altan bir yıl 9 ay tutuklu kaldığı Silivri'den çıktıktan hemen sonra babasını anlatırken şöyle demişti. Cezaevinde babamın yani Çetin Altan'ın Türkiye'yi benden çok daha iyi öngördüğünü anladım. Malum babam hapse girmemek için siyasete girip gözünden darbe aldı. Bir buçuk yıl hapis yattı. Bir gün bana Türkiye'nin geri vitesinin sınırı yoktur, dikkat et demişti. Tabi burada Çetin Altan'ın kastettiği elbette şuydu. Türkiye'nin yükseldiği, insanların umutlandığı zamanlar olmuştur. Hemen ardından öyle sert bir rüzgara ser ki ne olduğunu anlayamaz dibi görürsünüz. İnişli çıkışlı bir ülke. Erdoğan'ın geri vitesi ise farklı. Gücü, zoru veya kuvvetli bir karşı fırtınayı görünce tüm söylediklerini bir poşete koyup bunu peşine takılanların kucağına bırakıyor. Bu defa da öyle oldu. Geriye doğru bakın Erdoğan'ı böyle afallatan epey hadise görürsünüz. Ne çare hiçbir sonucu değiştirmedi. Üzerini silkeleyip sıradaki hedefine odaklandı. Bir yönüyle e, Sezen da sert kayaya çarptık ama Sedef Kabaş içeride, elde var bir diyor. Öyle de oluyor. Sezen Aksu, sen beni üzemezsin, e, kim yolcu kim hancı dur bakalım, beni öldüremezsin dizelerinin gücü, muazzam iç ve dış kamuoyu desteğiyle linci püskürttü. Kendine muhalif diyen onca parti, kadın politikacılar bile sustu. Bırakın artık Sezen Aksu'yu, Sedef Kabaş'a bakın diyen güruhun üstü başı battı. Sedef'i kurtaramadıkları gibi Sezen'in linçten büyüyerek çıkmasını dudaklarını ısırarak izlediler. Olan Sedef Kabaş'a oldu. Bakın iktidar ve muhalefetteki insanlık düşmanlarını azınlığa düşüreceksiniz. Başka yolu yok. Kafalarını kaldıramayacaklar. İflah olmazlar. İkna edemezsiniz.'' Meydanı boş bulunca heyecanlanıp kendilerini ele veriyorlar. Ne ilk ne de son. Rejim karşıtlığında onlarla birleşemezsiniz. Ve geri vitesleri yok. Sıkışınca vitesi boşa alıyorlar.